tarikatuna sohba vel hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kuvvetli insan insanları yenen insan değil, kuvvet fazluları var, azaleleri var, kuvvetlidir, şey yapar insanları, kimse karşısına duramaz. Herkesi yenen insan değildir kuvvetli olan, diyor Peygamber Efendimiz. Hakimdir, sinirlerine hakim olan insandır, öfkelenmeyen insandır. Her yapılan şeye sabredip ona sabırla davranan insandır, kuvvetli insan. Sabırlı olmak insanlara karşı kolay değil. İnsanın kuvveti olur, insanları döver, yener. O kimse karşısına durma, ben kuvvetliyim ama bir şeye gelsin, öfke gelsin, öfkesine hakim olamadıktan sonra kuvvetli değil, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öfkesine hakim olan kuvvetlidir. Öfke her zaman zararlıdır. Öfke, öfkeyi zapt etmek lazım. Onu, öfkeyi zapt etmesen sana zarar verir. Başkasından daha fazla sana zarar verir. Çünkü dünya hali öyle, görüyoruz her taraf, insanlar arasında, aile arasında, karı koca arasında öfkeyle kalkıyorlar. Ondan sonra hakim olmayınca helak olur, gidiyor. Allah muhafaza etsin. Bu Şeyh Baba'ya da sormuşlardı, hacca gidiyoruz, ne şey yaparsın, tavsiye edersin? Öfkelenmeyin der. Yani hac, ümre gibi, nasıl insan zanneder ki oraya gidince süt liman gibi olacak. Halbuki şeytan daha fazla biner insana. Öfkesini daha fazla şey yapar, körükler. Onun için öfkeye hakim olmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tağdab demiş. Kaç defa sorduysa la tağdab. La tağdab, öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme dedi. Sahabe dedi, yani gene sorsam 100 defa gene aynı şeyi söyleyecekti diye artık sustum, diyor sahabe radıyallahu anh. Yani bu büyük bir nasihattir. Öfkelenmemek, sinirlerine hakim olmak. Bahusus bugünlerde insan yani hiç yoktan öfkeleniyor, başkasına zarar veriyor, kendine zarar veriyor. Ondan sonra pişman oluyor. Pişman olmadan önce öfkelenmemeyi öğrenmek lazım. Allah yardım etsin, nefsimize hakim olalım inşallah. Ve minallah tevfik, el-Fatiha.